Kanal 23 ekranlarından iyi akşamlar değerli izleyenler. Yakın Plan'la karşınızdayız. Bu programımızda uzun bir aranın ardından sanat konuşacağız. Değerli kıymetli bir isim bizlerle birlikte olacak ve yaptığı sanat eserleri üzerine de konuşacağız. Fırat Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi öğretim görevlisi sanatçı Rüçhan Keçeci bizlerle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ceyla Hanım. Uzun bir aranın ardından dedim, seçim süreci aslında evet. Baktığımız zaman daha çok aslında ağır konular konuşuyoruz. Bir ara vermek bize de iyi gelecek diyebiliriz bu süreçte. Sizleri burada görmek ne güzel. Şimdi yaptığınız çalışmalardan biraz bahsedeceğiz ama sizleri birçok aslında izleyicimiz Elazığ'da tanıyordur diye düşünüyorum. Evet. Ama tanımayanlar için bir baktığımız zaman atık malzemelerden sizler sanat eserleri ortaya koyuyorsunuz. İlerleyen dakikalarda tabii ki o görüntüleri de ekranlara getireceğiz. Bir sanatçı kimliğinizle burada atık malzemelerden yapıyorsunuz dedik. Şimdi atık malzemelerden neler yapıyorsunuz? Buna nasıl karar verdiniz? Nasıl başladınız? Uzun yıllardır da yapıyorsunuz. Sizden kısaca bir dinleyelim. Evet. Biraz böyle konuşmam bazen klasik bir hale de dönüşebiliyor. 1972 yılında Malatya'da doğdum. Aslında daha çok nasıl başladınız sanata ve atık malzemelerle nasıl başladınız? Evet. Onunla başlayalım isterseniz. Çünkü önceki programlarda da sizleri tanımıştık, tanıtmıştık. Bu konuyla başlamış olalım bu kez de olur isterseniz. Ya şimdi şöyle bir şey var. Sanatın içerisinde olan, özellikle görsel sanatlar içerisinde olan kişiler veya büyük bir çoğunluğu sanatçı adayları akademik hayatı da olsa şey de olsa bir arayış içerisinde olurlar. Yani sanatçı bir şeyi arar. Yani Nasrettin Hoca'nın diyor ya, sazın bir yerine tuttuğu zaman işte ben buldum, herkesin aradığı yer dediği. İşte sanatçı her şeyi arar. Yani iki boyutlu çalışmalar yapar, farklı çalışmalar da oluşturur, renk değişikliği yapar, teknik değişikliği yapar. Ne zaman ki o kendini tatmin ediyorsa, işte o zaman kendi sanatı ortaya çıkar. Ya ben de mesela farklı sanatlarda, görsel sanatların farklı alanlarında kendimi aradım aslında. Veya kendimi mutlu etmeye çalıştım. Üç boyut beni mutlu etti. Mesela Picasso da öyle oldu. Mesela Picasso'nun son yıllarında üç boyutlu çalışmalarını çok fazla görürüz. Ya belki de bizi de etkileyen şeylerden bir tanesi oldu. Yani üç boyutluluğun hazzına vardık. Ya bu da yaklaşık olarak son 15-16 yılımı alan bir süreç oldu. Yani katı atıklardan sanat eserleri yapmam, üç boyutlu figürler, eserler, tasarımların oluşması 15 yıldır aktif olarak profesyonelce yapıyorum. 15 yıldır aslında bunu yapıyorsunuz. Dediğiniz gibi her zaman bir arayış içerisinde olduğunuz bu şekilde devam ediyor sizin gibi düşünen insanlar için ama siz yapılmayan bir şeyi geliştirdiniz aslında. Çünkü evet bir arayış içerisindeydiniz ama yapılan birçok çalışma var, sanat eseri var farklı dallarda. Siz yapılmayanı kendiniz aslında buldunuz ve bunu geliştirmeye başladınız. Bu hikayeyi de aslında başlangıcından itibaren dinlemek isteriz. Nasıl katı atıktan bu eserler ortaya çıkarma fikri bir şekilde gelişti ve devam etti? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Üç boyuta geçtiğimde ahşapla çalıştım. Yani ahşap mesela çok güzel bir malzeme. Ama daha sonra mesela bir yıl, iki ay veya belirli bir süre sonra ahşap kendiliğinden şekil değiştirebiliyor. Veya istediğiniz şekli almıyor. Mesela metale ben dur dediğim yerde durabiliyor. Veya ben kendim artık öyle hissediyorum. Belki ahşapta da olacaktı ama ahşap bana hitap eden bir malzeme olmadı. Mesela metal benim sanat enstrümanım oldu. Yani metal malzeme ile çok şükür Allah'a şükürler olsun yapamayacağım bir şey yok diye düşünüyorum. Çünkü özdeşleştim onunla. Yani kendim oldum. Bir yerde de atık malzemenin farklılığı beni müthiş etkiledi. Mesela gençlik yıllarımda, öğrencilik yıllarımda nasıl diyeyim, Cyborg'ler, Terminator filmleri falan mesela beni müthiş etkiliyordu. Mesela tasarımlarımda böyle farklı böyle yırtıcı şeyler, kaslı ve ona benzer mekanik tasarımlar beni müthiş etkiliyordu. Çizimlerimde, kara kalemlerde mesela onları çok görüyordum. Veya ben grafik okudum. Esas alanım grafik benim. Mesela grafikte bile yazı karakterlerimde bir vahşetin, bir kan, bir akıntı, bir mekanik bir şey vardı. Atık malzemeyle de bu tam örtüştü. Yani bulduğum parçalardaki o sert yapı, yani dişliler, çarklar veya sert bir malzemenin yapısı
değişik bir şekilde tasarımların oluşmasını sağladı. Aslında o sert bir yapıyı yumuşak hale dönüştürdüm. Hı hı. Yani o da büyük bir haz oluşturdu. İşte sanatın vermiş olduğu güzellik o. Yani bir taraftan da şunu gördüm, sanatçı arar ve kendisi bulur. Yani gidip de bir taklit yapmaz. Sanatçıyım diyen hiçbir insanda taklit göremezsiniz. Mesela İbrahim Tatlıses'in bir sesi var, gırtlak yapısı var. Ama bir mikrofon salladığı zaman müthiş bir tını yapar. Mesela onu taklit etmek isteyen çok insan oldu ama hiçbiri İbrahim Tatlıses'in mikrofonu salladığı gibi yapmadı. Mesela yaşı ilerlemesine rağmen sesi deforme oluyormuş gibi olsa dahi müthiş bir ses. Hı hı. İşte Sezen Aksu'nun kendine has bir ses tonu var, tınısı var. İşte bizlerde de tasarım yapan kişilerde de kendinize ait. Burası çok önemli. Yani başkasını taklit etmeden sizin kendiniz olduğunuz bir şeyi oluşturduğunuz anda ister istemez biraz kapılar aralanıyor. Tabii burada da sizin halkla bütünleşmeniz veya gittiğiniz sergilerde, galerilerde, workshoplarda, konferanslarda olumlu dönütlerin gelmesi de birazcık da böyle hadi diyorsun, koşturalım diyorsun ve bir sonraki heyecanla yeni bir eser yapma arzusu oluşuyor. Hı hı. Ondan dolayı da güzel bir aktivite oldu. Bir baktık ki böyle bir atık malzemenin içerisinde kendimizi bulduk. Hı hı. Yaptığınız eserlerde atık malzemeleri kullanıyorsunuz. Bu yönüyle de eserler biraz daha farklılık kazanıyor. Şimdi iki yönüyle kıymetli aslında. Evet. Siz bir eser ortaya koyuyorsunuz. Bu eserin malzemeleri hem atık malzemelerden, hı hı, ortaya çıkıyor. Bu yönüyle de bir mesaj veriyorsunuz. Ayrıca yine ilerleyen dakikalarda bahsedeceğiz. Her yaptığınız eserin bir hikayesi, vermek istediği bir, evet, mesaj var. Bunlar üzerine de biraz konuşmak istiyorum aslında. Bu yönüyle de çünkü kıymetli eserleriniz. Ya şimdi şöyle bir şey oluştu. Gittiğim yerlerde sloganım şu oldu: her atık çöp değildir. Yani insanoğlu olarak öyle bir hale geldik ki atıklarla yaşamak, atık biriktirmek, atıksal bir toplum, çevre, yani atığın olmadığı bir yaşam alanını artık göremiyoruz. Mesela Emine Erdoğan hanımefendinin çok güzel teşvikleriyle sıfır atık projesi oldu ve çok hayran olduğum bir şey, etrafımızda plastik poşetleri görmüyoruz. Bu çok güzel. Mesela piknik alanlarına gittiğimizde çiçeklerden daha çok ben renkli, ambalajlı, reklamlı olan poşetleri görüyordum. Parçalanmış, bir yıl önceden kalmış. Ama şu an öyle değil. Etrafımızda nesneler artık doğal güzellikler olmaya başladı. İşte ben de buradan yola çıkarak gittiğim konferanslarda mesela bunları çok dile getiriyorum. Yapmış olduğum eserlerde mesela bunları çok anlatmaya çalışıyorum. Genç kuşaklarla, genç kardeşlerimizle bunları çok paylaşmaya gayret ediyorum. Atık malzemenin önemli olduğunu ve bunun geri dönüşümde çevrede ne kadar olumlu yansımalar yapacağını konuşuyoruz. Bir taraftan da insanların farkına varmadığı müthiş bir gelir elde ediyoruz. Yani milli ekonomiye müthiş bir katkı sağlıyoruz. Tabii bunu yaparken de ben de üç boyutlu tasarımlarla, sanat eserleriyle yapmak istedim. Şimdi siz açıklamalarınızda diyorsunuz ki aslında dönüp bakmayacağımız, belki elimize bile almayacağımız eserlerle insanlar oluşturduğumuz bu eserlerle birlikte fotoğraf çekiyorlar, dokunabiliyorlar. Bu yönüyle de aslında tekrar kullanılabileceği, hı hı, farklı şekillerde de gösterilebileceğini sizler aslında kanıtlamış, evet, oluyorsunuz. Ya aslında buradaki en önemli şey geri dönüşüm. Yani mesela biz plastikleri topladığımızda, mesela plastikler tekrardan geri dönüşümde bizim günlük yaşamımızdaki kıyafetler, kalemler, ayakkabılar gibi tekrardan günlük yaşamımızda bedensel ve dokunduğumuz bir hale dönüşüyor. Ben de aslında burada yapmış olduğum çalışmalarda bunu gördüğüm zaman diyorum ki güzel bir şey yapıyorsunuz. Aslında matematikte bir formülün veya bir çözümün tekrardan sağlamasıdır bu. Nasıl? Şimdi mesela diyelim ki ben gençlere soruyorum, diyorum ki yolda, diyorum mesela buradaki bulunan parçalardan bir tanesini görseniz ne yaparsınız? Soru. İlk şey şu: hocam tekme atarım, Ronaldo gibi bir vururum, gol olur. Yani peki diyorum, elini sürer misin? Hocam niye süreyim diyor. Yani atık diyor. Atığa el sürülür mü diyor. Şimdi o zaman şöyle bir şey oluşuyor. Peki diyorum, ben bunları aldım, işledim ve farklı bir boyut kazandırdım ve bunların artık adı değişti. Yani diyelim ki işte mermiyi sırtında taşıyan bir seyit onbaşı yaptım. Veya işte
çok güzel bir Amazon kadın yaptım veya bir ona benzer bir figür yaptım. Mesela bir Amazon kadın heykelim var, tasarımım var, bankta oturuyor, elinde çiçeği var. Mesela bankta oturan kadınımızın saçlarına mesela insanlar dokunuyor. Bazen espri olsun diye bir bakıyorsunuz ki işte elini öpüyor, çiçek vermiş ya yandaki beyefendi. İşte bakıyorsunuz yanağına Buse konduruyor ki selfie çeksin. Ya düşünebiliyor musunuz? Yani siz atık bir malzemeye gördüğünüzde tekme atıyorsunuz, elinizi sürmüyorsunuz. Ama bunun şekli değiştiğinde, geri dönüşüm hale geldiği zaman bir anlamlı veya farklı bir nesneye dönüştüğünde insanlar artık onu atık malzeme olarak görmüyor. Ve karşısında bir süliyet olarak, bir tasarım olarak veya güzel bir nesne olarak görüyorlar. Veya işte dediğim çiçeğe dokunuyorsunuz. Mesela şu an atölyemin koridorunda bulunan yerde hayvan figürlerim var. Arı yapmışım. Mesela genç minik kardeşlerimiz geliyor işte sık sık. Mesela çocuklar dokunuyor. Onların eli değdiğinde hiç zarar vermeyecek şekilde zımpara yapmışım. Ve çok da güzel koruyucu verniklerle tenlerine metalin temasını önledim. Dolayısıyla atık malzemeyle mesela bunlar karşı karşıya geldiği zaman çok güzel bir etki oluyor. Bu etki de çalışmalarımın bir sonrasını ha gayret bir daha yapayım diye teşvik ediyor beni. Bir de geri dönüşümden bahsediyoruz ama yalnızca sanata dönüştürülmesi değil. Sonuçta dünya bir evimiz baktığımız zaman ve ilerleyen süreçte de geleceğimizi belki torunlarımızın yaşayacağı bir yer temiz bırakılması ve dünyanın sonunun gelmemesi açısından da geri dönüşüm ve sıfır atık projesi çok çok önemli. Şimdi eğitim aldınız mı? Bunu programın başında sormadım çünkü bir arayış içindeyim dediniz ve bunu bulduğunuzu söylediniz. Bu yapılan bir şey miydi daha önce yoksa siz mi kendi kendinize geliştirdiniz? Eğitim aldınız mı? Maalesef eğitim alacağım herhangi bir hocam veya bir ustam olmadı. Yani bu hem atık malzemeyle ilgili hem metallerle hem de kaynak spiral makinesini kullanmayla da ilgili. Yani bir taraftan da şöyle söyleyeyim. Beni yetiştiren üniversitedeki hocalarıma çok minnettarım. Bizlere gerçekten çok iyi bir sanat eğitimi verdiler. Yani burası çok önemli. Bizim zamanımızda ana sanat dalı dersimiz 16 saatti. Şu an 6 saate düştü bu ders. Her dönem bizim çizim atölye derslerimiz vardı. Mesela haftada 8 saat biz ders aldık. Sanat eğitimini doya doya aldık. Malatya'da aldınız. Malatya'da İnönü Üniversitesi'nde aldım ve buradan da hocalarıma şükranlarımı sunuyorum. Ama heykel eğitimi almadım. 3 boyut eğitimi almadım. Kendi kendime ben bu iş nasıl yapılır diye. Hani kompozisyonda şöyle bir şey vardır. Giriş, gelişme, sonuç diye. Ben bunu kendime felsefe edindim. Bir iş yapacağım zaman aynı kompozisyon yazar gibi girişten başlıyorum. Gelişme nasıl olacak, sonuç nasıl olacak? Ve bunu soyut düşünmeyle kendim kurguladığım için, tasarımı oluşturduğumdan dolayı rahatlıkla yapabiliyorum. İşte burası önemli bir şey çünkü soyut düşünebilme kavramını bizlere çok iyi aşıladılar. Heykel eğitimi almadık, kaynakla da bir şey yapamadım. Yani ama kendi kendime bir taraftan ben bunu nasıl öğretirim diye. Mesela şu an geri dönüşüm parkımızda bir Elazığlı Gakko heykelimiz var. Elinde tesbihi var. Mesela tesbihin ben kaynatılmasını arzu ediyorum ya da bir nesneyle, matkap gibi bir nesneyle deleceğim çelik bilyeleri içerisinden habbelerin içerisinden çelik halat geçireceğim ve Gakko'nun elinde bir tesbih olacak. Çünkü Elazığ'da Gakko dediğiniz zaman 8 köşe şapkası ve tesbih olur. Bunu nasıl yaparım diye şey yaptım. Bazı arkadaşlarıma kaynakla ilgili şey yapan kişilere sordum. Dediler hocam yapamazsın. O çelik bilyaları sen çatlatırsın dediler. Ve ben bunu nasıl yaparım diye araştıra kendim kendime deneme yanılma metotlarıyla yaptım ve çok uzun zamandan beri de çok şükür sağlam ve Türkiye'yi çok dolaştık biz o Gakko'yla. Azmaz kilometre yapmadık. Yaptığınız eserleri farklı alanlarda da açtığınız müzelerle aslında tanıtıyorsunuz. Kesinlikle. Yani ya gittiğimiz yerlerde atık malzemeyi anlatıyoruz. Yaptığımız eserleri anlatıyoruz. Bununla birlikte çok genç insanlara da ilham kaynağı oldu. Evet hocam onu söyleyecektim. Şimdi sizden önce bunu yapan bir kişi yoktu ama siz bu yolu açtınız ve tabii ki öğrencileriniz var. Onlara da bu yaptığınız eserlerde belki yer vererek bir şekilde öğretmeye çalışarak onların önünü açıyorsunuz ve yeni bir alan aslında onlara açıyorsunuz. İlgi nasıl ya da sizin gibi böyle yetenekli ilerleyebilecek öğrencileriniz var mı? Şu an ne durumdasınız bu konuda?
Ya şimdi buradan hocalarıma teşekkür etmişken ben bölüm başkanımız ve şu an Harput'ta kazı başkanımız İsmail Aytaç'a teşekkür ederim. Profesör Doktor İsmail Aytaç hocama. Gerçekten bizlere, bana doğrusu yön gösteren insanlardan biri oldu. Ve ben de aynı felsefeyle gençlere mesela yön göstermeye çalıştım. Eşim Gonca Keçeci ile birlikte Teknokent'te bir Ar-Ge şirketi kurduk sanatla ilgili. Türkiye'de de belki de ilk diyebileceğimiz sanat Ar-Ge'sini yaptık. Çok şükür başarıyla da neticelendirdik. Buradan mezun olmuş, bizde KPSS'den atanamamış ama deha diyebileceğim, gelecek gördüğüm çocuklarımız oldu. Biz bunlara maaş, sigorta vesaire destekleri vermeye çalıştık. Bu gençlere ben bu işin nasıl yapılacağını öğrettim. Yani şu an herkes hayatta, evet, ama yeri geldiğinde, vaktimiz dolduğunda bizler de rahmete kavuşacağız. Ben hayattayken tamam, ama öldükten sonra o gençlerim aynı şekilde bunları devam ettirecek. Türkiye'de öncüsü oldum bu alanda. Yani benden önce yapan insanlar da olmuştur ama profesyonelce çalışmalar yapılmadı. 3 defa yüksek lisans tez konusu oldum. Yani bu yaşayan sanatçı ve akademisyen için gurur verici bir şey. Yani yüksek lisansa tez konusu olmak, atık malzemelerle, 3 boyutlu çalışmalarla, çok sayıda yabancı, uluslararası boyutta makalelere konu olduk. İşte belgesellerimiz çekildi. Mesela TRT'de Genç İletişimciler yarışmasında mesela arkadaşlarımızın beni çekmiş olduğu belgesel ödül aldı. Evet. Mesela o bizi çok mutlu etti. Ve ben de şu an gençlere bunları öğretmeye çalışıyorum. Gittiğim sergilerde bundan etkilenen çok genç oldu. Mesela ben o gençleri yani başından savan bir insan olarak görmedim. Yani öyle bir insan olmadım. Onları mesela bu bayrağı alıp taşıyacakları, yani ben merdivenin bir basamağı olmayı düşündüm ve benden sonra da o insanlar gelsin diye ne biliyorsam öğrettim. Mesela yıllar önce bir atölyede çalışırken bir ressamla birlikte öğrendiği çoğu şeyi bana öğretmedi. Ama bu felsefede ben hiç hayata bakmadım. Kendim ne biliyorsam, ne kadar teknik geliştirdiysem gençlere ben öğretmeye çalıştım. Bazen de böyle bilmiyorum, bana çok farklı lakaplar taktılar. Mesela baba kelimesini çok şey yaptılar, çocuklar aman falan derken adımız da öyle çıktı ama gençlere mesela bunu sanatı sevdirerek yapmaya çalıştım. Ben 3-0 geride başladım. Nasıl? Heykel eğitimi almadım veya metal kaynak birleştirmeyi almadım. Ama yanımda olan gençlere ben bunları hiçbir şekilde yaşatmayıp üç boyutun nasıl olduğunu anlatmaya çalıştım. Bulduğum teknikleri anlattım. Ve 3-0 gerideyken onlar 5-0 önce maça başlayan sporcu gibi oldular. Benden çok daha hızlılar çünkü onlar genç. Yani çok daha aktifler. Her ne kadar geçmişte bir sporcu kimliğim olsa dahi benden çok hızlılar. İleride de boynuz kulağa geçer ve mutlu olurum. Mesela bunu da şuna benzetiyorum. Bazen insanlar istemez. Yani tarihte işte benim adım sadece yazsın diye düşünür ama hata yaptığımız şey şudur. Fatih Sultan'ı yetiştiren Akşemseddin vardır. Yani Fatih Sultan olmak herkese nasip olmayabilir ama Akşemseddin olmak çalışan insana nasip olur. Yani kim daha çok çalışırsa Akşemseddin olursunuz ve sizler fatihler yetiştirirsiniz. İşte bizim sanat anlamında, yani akademik anlamda Akşemseddin olmak gerçekten güzel bir duygu. Yani sizin yetiştirdiğiniz öğrencileri bir düşünün. Bazen mesela benim dijital platformda mesela hocalarım çok güzel övgüler yağdırıyor. Öğrencim diye bahsettiği zaman çok gururlanıyorum o hocam adına ve kendi adıma. Tabii. İnşallah diyorum ki ileride yetiştirdiğim öğrencilerim mesela bir bakarsınız çok güzel Dubai'de, Amerika'da veya bir yerde çok güzel ödüller alırlar. Bir bakarsınız bir taraftan da bizim ismimiz böyle küçük de olsa bir yerde geçer veya öğrencimiz hocam ödül aldık böyle böyle demesi bizi mutlu eder.
Tabii ki ne büyük mutluluk. Sizin adınızla zaten bu iş ilerleyecek. Çünkü siz zaten başlattınız bunu. Ve siz öğrettikçe, bu ilerledikçe İnşallah. Sizin her zaman isminiz anılacak. Şimdi birkaç çalışmanız var. Onları da buraya getirme şansınız oldu. Tabii ki evet. ağırlıklarından dolayı hepsini buraya getirmemiz mümkün değil. Hem çalışma aşamasında olan, devam eden, hı hı. hem de tamamlanmış çalışmalarınız var. İsterseniz biraz onlardan bahsedelim. Şimdi burada büyük görmüş olduğumuz çalışma Elazığ'ın klarneti. Yani ben bu şehrin bazı özelliklerine hayranım. Yani dünyada belki eşi benzeri olmayan bir şehirdir ki bir enstrümanla anılsın. Yani klarnet dediğinizde tek akla gelen şehir Elazığ'dır. Biz mesela klarnetle düğün yaparız. Evet. Klarnetle işte ağıtlarımız olur. Mesela Ramazan'da klarnetle düşünsenize sofraya kalkıyorsunuz, sahur yapıyorsunuz. Sahurda mesela çoğu gençler aşağıya iniyor, klarnetin cebine biraz para sıkıştırıp güzel bir parça dinletiyor. Yani müthiş bir enstrüman. Avrupa enstrümanının şehrimizde olması güzel bir şey. Ben mesela böyle bir çalışmayı tasarladım. Bunda da hedefim şuydu, atık malzemelerle bunu yapmak ama Harput'ta bir klarnetten oluşan devasa bir yapı tasarladım. İşte bu tabii bizim şeyimizi aşan bir şey. Yani bir Eyfel Kulesi gibi olduğunu düşünün. Hı hı. Mesela burada klarnetin işte enstrümanın deliklerin içerisinde insanların Harput'tan şehre baktığını bir düşünün. Mesela üst tarafta bir cam terasın olduğunu. Eyfel Kulesi gibi. Çok devasa bir yapı. Onun için tasarladım. Size yakın olan yerdeki ayakkabı bir hanımefendiye ait hı hı. bir ayakkabı olacak. Dişlilerden, bilyalardan veya bizim arabalarımızın bazı piston tarzındaki malzemelerden yaptım. Bunlar bitmemiş çalışmalar ama hafif olduğu için buraya getirdim. Hı hı. İleride inşallah güzel bir hanımefendi olur diye düşünüyorum kendi müzem için. Hı hı. Benim burada bulunan eser biraz öyküsü acıklı olacak gibi. Gazze maalesef şu an kuşatma altında. Yani katliamların yaşandığı bir şehir. Ülkemiz, şehrimiz, tüm dünya bunun, bu savaşın durması için haykırıyor. Yani kim olursa olsun, İsrail vatandaşının asker olarak orada ölmesi bile acı. Gazze'deki çocukların orada yani ölmesi apayrı bir acı. Yani çocuk veya bir genç veya onu geçtim. Oradaki doğa, insanlar, canlılar yani yok olan bir yer. Yani sanatçı olarak bizler bunu anlatmalıyız. Mesela bunu Picasso yaptı. İşte 1937'de 26 Nisan'da Guernica kasabası bombalandığı zaman Guernica tablosunu yaptı. Aynı şekilde ben de mesela bu vahşeti anlatmaya çalışıyorum. Mesela 26 Şubat 1992'de Hocalı'da benzer bir olay yaşandı. Ben de mesela orada bir çalışma yaptım. Mesela Duyulmayan Çığlık Hocalı diye bir yarışmaydı. Ödülü yoktu. Ben de bir eser gönderdim ve birinciliğe layık görüldü. O çok etkileyici bir eser evet. gerçekten. İşte çok acılar içerisinde. Mesela bu eseri yaparken de büyük bir ihtimalle bu çocuk ben olacağım. Yani kolunda ismi yazacak ve benim imzam orada olacak. Ve o imzayı yazan da annem olacak. Aynı şekilde mesela çocuklar yok oluyor. Cenazesi bulunmuyor, parçaları bulunmuyor. Yani bu büyük bir vahşet. Yani bu vahşetin durulması lazım. Ya Allah aşkına birileri çıkıp ya durdursun. Sayın Cumhurbaşkanımız çok ön ayak oluyor. Yani dünya haykırmalı. Ya sanatçılar, siyasetçiler, sporcular, herkes yani bu savaşın durması için elinden geleni yapmalı. Ben de mesela burada böyle bir çalışmaya niyetlendim. Yani niyetim böyle bir çalışmayı yapıp en azından biz de yani karıncanın yangına su damlacığı taşıması hikayesi gibi elimizden geldiğince ben de anlatmaya çalışacağım. Ya yani vahşet nerede olursa olsun, kimin kime yaptığının hiçbir önemi yok. Veya bir insanın bir hayvana bile yaptığı şey vahşettir. Yani bunun artık bir yerde önüne geçmemiz lazım. Tabii burada kültürün çok önemi var. İşte ne kadar kültürlü olursak bu o kadar artacak. İşte ben de böyle bir sanatçı duyarlılığıyla işte böyle bir şey yapmaya çalıştım. Bakalım.
Aslında söylediğiniz gibi herkesin bir şekilde ses çıkarması mümkün. Yalnızca devlet büyüklerinin alacağı kararlarla değil, vatandaş olarak da bizlere bazı sorumluluklar düşüyor diye düşünüyorum. Herkesin küçük kararlarla aslında bir şekilde tepkisini göstermesi bile çok kıymetli. Orada olan vahşeti durdurmak adına en azından dediğiniz gibi karınca misali bir destek evet. olmak gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi biraz önce de dile getirdik, sizler de anlattınız, aslında her eserin bir hikayesi var. Vermek istediğiniz bir mesaj var. Çok da güzel eserler yaptınız daha önce. Onların bazılarından bahsettiniz. Birkaçından daha bahsetmenizi istiyorum. Çünkü hepsinin çok kıymetli değerleri olduğu gibi vermek istediği mesajlar da var. Onları biraz sizden dinlemek istiyorum. Şimdi şöyle, ilk başladığım çalışmalarda neler yapabilirim beni çok etkiledi. Yani üç boyutlu bir görsel olduğunda, hacimli kütleli olan bir figür yaptığında beni olumlu yönde etkiledi. Eserlerim statik dengede, yani kendi ağırlığı üzerinde durması, hacmi kütlesi olması, anatomisi olması müthiş bir şekilde bana bir gurur verdi. Tabii bu gururla birlikte artık nesnelerin bir ifade edilme tarzı olmalıydı bana göre. Yani bir eser yaptım, o eserin adı ne? Ne anlatıyor? Mesela diyelim ki işte bir Yeniçeri yaptım. Yeniçeri işte Osmanlı'daki askerimizi anlatıyor. İşte kendi odama bir koltuk yapayım dedim. Yapmış olduğum koltuk bir eşek şeklinde ama ters oturduğunuzda Nasrettin Hoca oluyorsunuz. Yani modern... Onu da evet, çocuklarla daha çok bir araya getiriyorsunuz ve farklı da bir hikayesi var aslında anlatmak istediğiniz. Siz anlatın isterseniz. Evet, mesela şu an atölyemizi ziyarete gelen çocuklarımız 2023 yılının modern Nasrettin hocaları oluyorlar. Fıkralar anlatıyorlar veya o an doğaçlama fıkra öğretiyorlar. Yani Nasrettin hocayı anlatıyoruz. Nasrettin hocanın neler yaptığını veya siz Nasrettin hoca olsaydınız, işte mesela şu an Filistin'deki, Gazze'deki savaşı anlatan çocuklar oluyor. Yani onu bile söyleyen oluyor. Tabii bunları yaparken bir taraftan da Elazığ'ın kültürünü anlatmaya çalıştım. Mesela Elazığ'ımızın kültüründe var olan bazı çalışmaları veya nesnelerle tarif etmeye çalıştım. İşte bir Sara Hatun'u canlandırmaya çalıştım. İşte Sara Hatun kimdir? İşte Uzun Hasan'ın annesi olma vasfıyla, işte bu coğrafyada yaşamış bir hükümdarın annesidir. Fatih Sultan Mehmet'in anne diye hitap ettiği bir hanımefendi. Ama en önemli şey, çok eskiden bilinen bir diplomat kadın. Yani diplomasiyi sağlamış bir insan. İşte bunları mesela yaparken nesnelerin artık bir şey anlatmasını istedim. Yani atıklardan bir şey yapmak çok güzel, doğayı korumak müthiş bir şey. Fakat bunları yaparken de artık insanlara, gelen kişilere birer mesajlar versin diye mesela tasarımlar yapmaya başladım. Hı hı. Şimdi birkaç çalışmanız daha vardı ama onlardan önce ben şunu da dile getirmek istiyorum. Mutlaka programda buna da değinmemiz gerekiyor. Siz bir sanatçısınız ve baktığımız zaman yeni bir çalışma ortaya koydunuz ve desteklenilmesi de gerekiyor. Bunun devamının sağlanması açısından. Bu yönüyle de desteklenilmesi gerektiği ile ilgili sizler neler söylemek istersiniz? Gereken desteği alıyor musunuz? Ya da bu konuyla ilgili ilerletmek istediğiniz süreçte neler yapmak istersiniz? Bir müze kurmak istiyorsunuz mesela. Bu müzeyle ilgili gereken desteği alıyor musunuz? Ya da o müzeyle ilgili biraz konuşalım. Müzenin içeriğiyle ilgili nasıl bir proje düşünüyorsunuz? Şimdi buradan Fırat Üniversitesi'ndeki önceki rektör hocalarımdan, şu an Profesör Doktor Fahrettin Göktaş hocam, rektör hocama da teşekkür ediyorum. Rektör yardımcılarımıza, genel sekreterimize, dekanlarımıza, bana tahsis etmiş oldukları, sadece bana değil, genç öğrencilerimize de aynı şekilde bir atölyemiz var. Atölyede çalışmalar yapıyorum. Bu yapmış olduğum çalışmalarla da insanlara bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şimdi destek bazen çok şey umarsınız. Yani sizler çok beklenti içerisinde olursunuz ama elinde olan imkanı vermek güzel bir şey. Olmayanı da vermeye çalışmak daha güzel bir şey. Şimdi var olan şeyleri sağ olsunlar bana destek olmaya çalışıyorlar. Desteklerden en güzeli şu, Elazığ halkından, müstahdemlerinden, profesörlerinden. Bir bakıyorsunuz benim atölyem kapısına bir poşet bırakılmış.
Biri diyor ki hocam diyor kapınızda diyor, canlı bomba var diyor. Diyorum, Allah razı olsun getirenden. Bir bakıyorum sanayiye gitmiş, arabası bozulmuş. Oradan bir parça getirmiş, koymuş. Hocam bunu kullanır. Mesela bugün çok değerli bir üniversiteden bir fakülte sekreterim, hocam, arkadaşım benzer bir şeyi söyledi. Bir atık var diye. Beni mutlu ediyor. Bunlar güzel destekler. Bir taraftan da artık biz level atlama dediğimizde, bir üst segmente geçtiğimizde yanımızda çalışan gençler oluyor. Bunlara mesela maaş ödemeleri, işte destek bulmak veya katı atıklar, biz atık ne kadar desek de atık olarak da çok pahalı. Hı hı. Artık yani güç yetmeyecek şekilde bunları almak, satın almak, işte bunlar önemli şeyler. Ama hayal etmiş olduğumuz güzel bir şey var. Ben müze kurmak istiyorum. Yani düşünün, dünyada eşi benzeri olmayan atıklardan bir müze. Ve konusu konsepti olan, burası çok önemli. Yani mesela müzeyi kurmak çok kolay. Alırsınız nesneleri, korsunuz, bunun adı müze dersiniz. İşte kılık kıyafetlerinizi çıkartırsınız, korsunuz, şey olur. Ama müze yaşanan bir alan olacak. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e ait bir köşeniz olacak. Bu alan içerisinde Türk büyüklerimiz olacak. İşte Seyit Onbaşı'dan, Sara Hatun'dan vesaire, böyle gelmişten, geçmişten günümüze kadar. Bir köşesi Çanakkale olacak. Yani yaşam alanları olacak ve bunları biz sensörlerle falan destekleyeceğiz. İşte böyle bir şeyi, hayal ettiğim şeyi şu an kendi imkanlarımla gerçekleştirmem çok zor. Çünkü maddi olarak beni çok aşan şeyler. Hı hı. Buradan da mesela destek bekliyorum. Mesela bu destekler tam oldu, olacaktı, pandemi araya girdi. İşte bir holdingle çok güzel bir müze kurma projemiz oldu. Depremler araya girdi. Yani ülkemizin acı şeyleri, işte pandeminin olması, depremin olması, ekonomik olarak gerilememiz. Fakat umudum var ve hiçbir zaman bu umudu yitirmiyorum. Bekliyorum, yani 300'den fazla eserim oldu. Yani Türkiye'nin birçok yerinde, birçok müzesinde, birçok sergi salonlarında, dışarıda, iç mekanlarda, bazılarını geri alabileceğim çalışmalarım var. Bazıları orada kalacak veya yeni çalışmalar yapacağım. İşte bakalım, yani destek olarak bekliyoruz. Hı hı. Bunu nasıl da buradan dile getirmiş olalım. Evet, istiyoruz. Şimdi bir mesaj var, onu da okuyayım, sonra devam edelim. Selamlar demiş Rüçhan Bey, Elazığ için bir şans ve önemli bir değer, unutulmazlar arasında yerini almıştır demiş Enver Yabancı. Bir mesajı var, bizler de iyi akşamlar dileyelim. Şimdi bu çalışmaların aynı zamanda teknolojiyle birleştirilmesi de önemli. Yapay zeka ile ilgili bir birleşim söz konusu mudur? Böyle bir çalışmanız var mıdır? Bununla ilgili de neler yapmayı düşünüyorsunuz? Ben de buradan Enver Bey'e güzel dileklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Şimdi bazı şeyler vardır, siz yaparsınız, edersiniz. Şimdi bazen de görünmeyen kahramanlar vardır. Mesela bu görünmeyen kahramanlardan bir tanesi eşim, Gonca Keçeci, sağ olsun. Kendisi fen bilgisi alanında, özellikle STEM üzerine çok çalışıyor. Sağ olsun doktor hocası Fikriye Kırbağ Zengin hocamla birlikte çok güzel işlere imza atıyorlar. Ben de o projelerin bazı yerlerinde oluyorum. Bazen de onlar beni destekliyorlar. İşte buradan güzel bir destekleri var. Doktora öğrencilerinden bir tanesi yapay zeka ile ilgili çalışıyorlar. Yani bizim geçmişteki alimlerimizin yapay zeka ile benzer çok güzel bir tez hazırladılar. Çok da başarılı oldular. Şimdi biz de yapacağımız müzede buna benzer desteklerimizi kullanacağız. Yazılım mühendisi arkadaşlarımızla çalışacağız. Yani yapacağımız müze, yani daha doğrusu benim hayal ettiğim müzede sadece mekanik bir nesne olmayacak. Mesela çalışan, hareket edebilen figürler olacak. Şu an atölyemde bir kısmı var. Bir kısmını mesela hayal ediyorum. Mesela geri dönüşüm enerjisi şeklinde bir çalışma içerisindeyiz. Yani bir küçük pili düşünün veya güneş ışığından enerjisini almış bir şey. Bunu biz enerji artırımlarıyla motor gücüne daha yüksek voltla vereceğiz. Yani bir pil dönen bir çayda çıra anıtına dönüşecek. Düşünebiliyor musunuz? Yani bir basit akımdan daha güçlü bir akımla şey yapacağız. Mesela Batum'da Ali'nin o heykeli var. Yani devasa bir şey. Biz buna benzer mesela bir çayda çıra tasarımı yaptık.
şu an makinalarımızı, malzemelerimizi hazırlıyoruz. Böyle bir çalışma içerisine girdik ama düşük bir voltajdan büyük bir şey. Tabii burada STEM dediğimiz içerisinde İngilizce, fen, matematik ve mühendisliğin olduğu bir alanın sanatla, art dediğimiz sanatla birleşmesini kapsayan bir şey olacak. Hı hı. Bunun içerisinde de aynı şekilde yapay zekayı ve onunla birlikte görüntüler, ses, efektler, mesela klimalarla desteklenecek, mesela diyelim ki siz bir buzulla ilgili bir çalışma yapıyor bir alan. Orada mesela böyle bir şey olacak. Mesela Elazığ'da kürsü başı bir alanı yapacağım. Ya yani düşünün, şu an biz kürsü başında oturuyoruz. Kürsü başındaki sohbette ne var? Kışın insanlar sohbet ettiğinde alan soğuk olduğunda bir örtülü alan içerisinde mangalı koyuyorlar, değil evet. mi? Ben de mesela bunu destekleyecek şekilde alt tarafa işte yapay zekanın desteklediği klima sistemleri veya şeyle kışın sıcak bir ortam, yazın da tam tersine sıcak havada serin bir ortam sağlayarak o muhabbetin artmasını sağlamak istiyorum. Yani geçmişte Elazığ'da, Harput'ta çok güzel bir kültür oluşmuş. Yani böyle bir kürsü başı, sohbetin olduğu bir ortamı biz modern bir şekilde gençlerimize aktarmalıyız. İşte kültür aktarması böyle olacak. Hı hı. İşte buna benzer mesela yapay zeka destekleriyle de müzemizi desteklemeyi hedefliyoruz, hayal ediyoruz. Hocam Elazığ'a böyle bir müze kazandırılırsa eğer gerçekten çok dikkat çeken bir proje olur. Çünkü hayal edince bile akla evet. çok güzel şeyler geliyor. Şimdi programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Ben son sözlerinizi almak istiyorum. Neler söylersiniz? Ben şu an bizi izleyen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi biraz önce hayalden bahsettiğimizde şöyle bir şey var. Biz sanatçılar olarak hayal ettiğimiz sürece varız. Yani hayal edeceğiz, hayal etmeye devam edeceğiz. Mesela şöyle düşünün, geçmişte Hacivat Karagöz gösterisi vardı. İşte o gösterisinin arkasında oynatan insanlar var ve o insanların lakapları var. Mesela adamın ismi diye Mehmet olsa, hayali Mehmet Efendi. Biz onun hayalini perdenin arkasında izliyoruz. İşte bu hayalleri biz asla bırakmayalım. Hayaller kurmaya devam edelim ama hayallerimiz de biraz ayaklarımız yere bassın. Yani çok uçuk kaçık bir şey düşünmeyelim. Yani düşünsenize, ben şu an müze kurmak istiyorum ama tutmuşum Paris'te Louvre Müzesi'nin yanında kendi müzemi rakip olarak düşünüyorum. Çok üst düzey bir hayal. Ama olur mu? Güzel bir hayal. Neden olmasın? Neden olmasın? Ama hayallerle yaşamalıyız. Hayal kuracağız. Tasarımlarımızı hayal edeceğiz. Gençler de aynı şekilde geleceğini hayal etsinler. Yani çok iyi bir yerde, belki bir akademik anlamda bir insan olacaklar veya çok başarılı bir mühendis olacaklar. İşte bu hayali eğer yok etmesek, yaşatsak herhalde güzel bir nesil gelecek diye düşünüyorum. Hı hı. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Elazığ'ın önemli bir ismisiniz. Buraya kadar geldiniz, yaptığınız çalışmalarla ilgili bilgi verdiniz. Umuyorum ki çok daha güzel çalışmalarla sizleri burada ağırlarız. Programımızın burada sonuna geldik. Teşekkür ediyorum tekrar ve değerli izleyenler, farklı bir programda yeniden Yakın Plan'la görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.